ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından tüm yurt genelinde öfke, Cuma namazı sonrasında da devam etti. Siyonizmin yeni kuklası Trump diyerek sözlerine başlayan Anadolu Gençlik Derneği Ünye İlçe Başkanı Ayhan Şengül, ABD ve İsrail'e karşı izlenmesi gereken politikalar hakkında bilgi verdi. Ünye Orta Camii'nde kılınan ikindi namazı sonrası yapılan basın açıklamasına, Saadet Partisi Ünye İlçe Başkanı Özgür Şahin, Saadet Partisi Fatsa İlçe Başkanı İsmail Koçan, AGD Genel Başkan Yardımcısı Muammer Bilgiç, AGD Ünye İlçe Başkanı Ayhan Şengül, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in kanlı ortaklığı ve işgal planları devam ediyor. Siyonizmin yeni kuklası Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. Kudüs'le ilgili olarak böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf, ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya, İslam coğrafyasını kana boyayan bir seri katildir. Aynı ABD'nin Siyonist işgalinin ilk günlerinden beri terör şebekesi İsrail'i kanatlarına altına aldığı herkes görüyor. Elindeki kirli propaganda gücü, İslam'ı ve Müslümanları terörle özdeşleştirmeye çalışan ABD'nin gerçekte kendisi tüm dünyadaki terör olaylarının müsebbibidir. Bir yerde masum sivillerin hedef alındığı saldırılar varsa, tetiği çeken hangi örgüt olursa olsun, arkasındaki azmettiriciler ABD ve İsrail'dir. Biz her zaman söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. ABD'nin ipiyle kuyuya inilmez. Ve Siyonist İsrail ancak güçten alır. İslam coğrafyasında kim kendi halkına rağmen ABD ve İsrail'e iş tutmuşsa sonu hüsran olmuştur. ABD ve İsrail, İslam ülkelerinin yöneticilerinden kendilerine dost edinilmezler. Sadece kullanırlar ve vakti gelince de çöpe atarlar. Kadim bir İslam şehri olan Kudüs'ü, ilk kıblemiz olan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak nitelendirmek, ABD'nin bu coğrafyadaki tüm varlığının ve ilişkilerinin ciddi bir biçimde sorgulanacağı yeni bir süreci de başlatacaktır. Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz. ABD ve İsrail'le bir şekilde ilişkide bulunan tüm hükümetler izledikleri politikaları gözden geçirmek zorunda kalacaklardır. Kudüs bizim onurumuzdur, iffetimizdir. Böyle hadsiz ve hukuksuz bir sürece kimse reel politik söylemiyle izahat getiremeyecektir. Her Müslümanın Kudüs'e olan bağlılığının ve sadakatinin hükümetlerin ABD ve İsrail olan ilişkilerinden daha kuvvetli olduğunu herkes ama herkes görecektir. Siyonizmin kuklası Trump ve politika yapıcıları bu küstahlıktan ve hassizlikten mutlaka vazgeçmelidirler. Aksi takdirde en az çelik kadar sağlam ve sert bir öfkenin hedefi olacaklardır. Şimdi biz İslam ülkelerinin hükümetlerinden içi boş kınamalar ya da lanet okumalar değil, sahici yaptırımlar bekliyoruz. Kudüs'ü başkent olarak tanıyacağını ve Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını beyan eden Amerika'dır. O zaman yaptırımların ve öfke selinin de ilk muhatabı Amerika olmalıdır. Biz Amerika'ya mecbur ve mahkum değiliz. Yapmamız gereken tüm İslam ülkeleri ve tüm mazlum halklar olarak birlikte hareket etmektir. Yapmamız gereken İslam birliğini bir an evvel kurmaktır. Yapmamız gereken D8'i aslına ve amacına uygun olarak canlandırmaktır. Yapmamız gereken Avrupa Birliği kapısında beklemekten vazgeçmektir. Yapmamız gereken bölge başkentleriyle ve bölgenin Müslüman halklarıyla kucaklaşmaktır. Yapmamız gereken bu coğrafyanın Müslüman ya da gayrimüslim tüm unsurlarıyla adil bir birliktelikte buluşmaktır. Kimse kendi teslimiyetine bahaneler bulmasın. Bundan sonra bulamaz da. Kudüs'e sahip çıkmayana sahip çıkılmayacaktır. Kudüs'ü Siyonist İsrail'e terk eden kendisini de terk edilmiş bulacaktır. Kudüs için adım atan kendi onurunu, iffetini, izzetini koruyacaktır. Kudüs
İslam'ındır ve ebediyen Müslüman kalacaktır. Kudüs Müslümanlarındır ve ebediyen Müslümanların kalacaktır. Siyonist İsrail, Tel Aviv'de dahil işgal ettiği her karış topraktan sökülüp atılacaktır. Bu coğrafyada barışın iki şartı vardır. Bir, Amerika mutlaka ama mutlaka evine geri dönecektir. İki, İsrail mutlaka işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacaktır. Bunlar hamaset değildir. Biz Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz. Roma ve Bizans'ın akıbeti ne olduysa Amerika ve İsrail'in akıbeti de o olacaktır. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Anadolu Gençlik Bünye Teşkilatı olarak hepinizden Allah razı olsun diyor. Buraya kadar teşriflerinizden dolayı da şükranlarımızı arz ediyoruz.